mücadeleden dolayı, çünkü basketbol tarihimizin en önemli başarısı şu ana kadar. Fenerbahçe geçmiş olsun, hiç üzülmeyin, unutun, buraya kadar gelmek bile büyük evet. başarıdır. Tabii evet. Bizi tebrik ediyorum. Tamam. Hadi bravo. Evet. Bravo. 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 Tamam, bizim kurulumuzsun. Olsun. Seneye yapacağız. Seneye inşallah şampiyon olacağız. Tamam peki. Soyunma odasında müthiş bir motivasyon gösterisi sundu Fenerbahçeli oyuncularla, teknik ekiple beraber, kurmaylarıyla beraber söyledikleri çok değerli sözler. Fenerbahçe Mayan basketbol takımı 2004 yılında ikinci kupada dörtlü final, 2005 yılında yine ikinci kupada dörtlü final oynamış. İlk sene dördüncü, ikinci sene ikinci olmuştu. Fenerbahçe Mayan basketbol takımı geçtiğimiz sene yarı finalde mücadele etmişti yine. 3-4 maç oynamıştı. Yarı finalde kaybedip dördüncü olmuştu. Bu sene de finale çıktılar. Finalde kaybettiler, ikinci oldular. Bu bir yürüyüştür. Bu bir şeylerin başlangıcıdır. Oyuncuların ne kadar üzgün olduğu gözüküyor. Şu anda söz Barış Yalçınsoy'da, konuğu var yanında. Karşılaşma sonrası şu an görüntülerde soyunma odasından canlı bağlantı yapıyoruz. Yanımızda da takım menajerimiz Sayın Didem Akın var. Evet, tebrikler öncelikle. Önemli bir başarı imza attı Bayan basketbol takımımız. Finalde kaybettik ama Türkiye adına çok önemli bir başarıyı. O tanıkları içinden elde ettiğini neler söyleyeceğiz? Ya tabii kazanmayı çok isterdik. Çok da hazırdık. Oyuna başında bir tutuk başladık. Ondan dolayı böyle oldu. Ama bunu inşallah gelecek yıllarda telafi edeceğiz. Bu takımla gurur duyuyoruz. Gerçekten inanılmaz mücadele ettik. Ve ilk kez Avrupa ikincisi olduk. Bu da büyük bir başarıdır. Ama bundan sonraki hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Eksiklerimizi göreceğiz. Hatalarımızı görüp tamamlayıp inşallah önümüzdeki yıllarda bu başarıyı elde edeceğiz. Evet, bugüne kadar galibiyetler, başarılar, sevinçler, mutluluklar tabii bizleri de Fenerbahçe camiasında çok mutlu ettiniz. Bunun için bir kez daha teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederiz. Evet, Ömer Koysan karşılaşma sonrası Didem Akın'ın görüşleri bu şekildeydi. Ben röportajlara devam edeceğim ama şimdi soyunma odasından çıkmamız gerekiyor tabii ki. Bayan basketbol takım oyuncularımız. Birazdan buradan tekrar canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Güler Barış Yalçınsoy, kolay gelsin. Evet, çok önemli görüntüler izledim.